Oyalayın, oyalayın, oyalayın yavrum, oyalayın, oyalayın beni, oyalayın. Haydi, oyalayın. Şaykacığım, saatlerdir ne kadar aşk hikayem varsa hepsini anlattım. Bir ansiklopedi dolardı. Ay daha ne yapayım? Tanıverdi. Şşş, bana bak, bana hemen mesaj at. Hemen, çabuk, çabuk, çabuk. Bak, bir dakika şöyle yaz. Esmer ve hoşsun, aklında olsun. Ya durmasana, hadi kız. Ay. Ya bana bunu nasıl yapar? Onun koskoca Şayka Koç Arslanlı'nın yanına desturla girmesi gerekirken nasıl Zeynep'le ikiz mektup yazıp terk eder ya? Aa. Aa, mesaj geldi kimden ki? Ay inanmıyorum kızlar. Tanrıverdi bana mesaj göndermiş. Ne 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 ne? Esmer ve hoşsun, aklında olsun. Ay bu çocuk beni mi beğeniyor ya? Şaşırdım. Ama niye şaşırdım ki? Tabii beni beğenecek. Ben Şahika Koç Arslanlıyım. Ay iyice sen kafayı yedin şekerim. Ya Fatoş, honorum, egom, gururum yerlerde sürünüyor. Toplamaya çalışıyorum ya. Oh my God, oh my God, oh my God. Zeynep haklı şekerim. Senin derdin aşk falan değil. Koskoca Şahika Koç Arslanlı'nın koskoca egosu. Bence hayattaki problemi de bu. Ya bu Hollywood yıldızları böyle ünlülükten kafayı yiyince falan yer falan sildiriyorlar ya, bunu o lazım ha. Ne? Ya Amerika'da kamplar var böyle. Ünlüler üniforma giyip meyve topluyorlar. Kimse onlara özel davranmıyor. Odalarını bile kendileri temizliyorlar ve gerçeğe dönüyorlar. Şahika, senin normal bir insan olduğunu hatırlaman lazım şekerim. Herkesi sevgilisi terk edebilir. Benim gibi bir kadının bile terk edildiği oldu. İnanabiliyor musun? Niye inanmayayım? Ay neyse, zaten konu ben değilim. Şekerim, sizin şirketlerden birinde kimliğini gizleyerek yer falan... Bak ben çok ciddiyim. Senin sıradan bir insan olduğunu hatırlaman lazım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.